Sevgili öğrenciler, bu hafta yapacağımız derste kimya bilim tarihi özelinde genel olarak bilim tarihini inceleyeceğiz. Kimya bilim tarihi tabii önemli bir gösterge bilim tarihi açısından. Yani kimya alanındaki gelişmelerin bilim tarihindeki değeri çok önemlidir. Kimya bilim tarihini takip ettiğimiz zaman bilim tarihinin genel yapısını da algılamış olmamız oldukça mümkün. Şimdi hemen baştan başlayalım. Bu bir kimya bilim tarihinden kısa bir kesit tabii. Çok daha detaylar var. Bu bilim açısından bilimi oluşturan fizik, kimya, biyoloji, astronomi çok önemli ama kimya ile astronomi çok eski zamanlardan itibaren başlayan bilim tarihinde önemli bir geçmişi olan özel bir alan olduğu için kimya ile başlıyoruz. Antik çağlar ki bu antik çağlardaki filozofları daha önceden öğrendik. Yunan filozofları, Mısır ve Sümer'le başlayan değişik bilim tarihini oluşturan köşe taşları büyük filozoflar ve bilimciler var. Bu bilimcilerin içinde tabii Yunanların temel attıkları kimyaya dair temel attıkları önemli konular var. Mesela atom kavramını, element kavramını Aristotelesçi biçimler veya düşünceler olarak ilk tanımlanmış durumda. Kimyanın gelişiminde bu önemli. Kimyanın öncesinde simya olduğunu biliyorsunuz. Daha önce konuşmuştuk. Kimya bilim tarihi tabii 9. yüzyılda antik bilginlerin mirasçıları tarafından simyacıların ortaya çıkmasıyla oluştu. Arap ve Fars simyacılar da vardı. Sadece antik Yunan'daki simyacılar değil, Arap ve Fars simyacıların katkılarıyla değişik elementler tanınmaya başlandı. Önce kükürtle metalleri birleştirdiler. Bunları siz lisede demirle kükürdüğün demir sülfür oluşturduğundan bilirsiniz bu başlangıç reaksiyonu. Bugünlerde de hala derslerde kullanılır. Amalgam dediğimiz metal karışımları hazırlanabiliyordu o zamanlar Arap ve Fars simyacılar sayesinde. Boraks biliniyordu. Cehennem taşı, kezzap, kral suyu ya da altın suyu, nafta, petrolün bir bileşenidir. Bunlar Arap ve Fars simyacılar tarafından ortaya çıkarılmıştı. Önceki simyacıların yaptıkları belki biraz daha fantastik şeylerdi ama Arap ve Fars simyacılarının devreye girmesiyle 9. yüzyıldan sonra kimyaya dair gelişmeler hızlandı. Yani kimya bilim tarihini ilk önce aslında simyacılar oluşturdular. Simyacılar sadece elementleri, demiri, sülfürü, kral suyunu ya da bazı zehirleri bilmek haricinde bazı yöntemler de geliştirdiler. Bu yöntemler damıtma, süblimleştirme dediğimiz çözündürme, kristallendirme, kavurma, kal ve kavurma işlemlerini içeriyordu. Yani bazı yöntemlerle elementleri değiştirmenin veya ayırmanın yollarını da buldular. İslam dünyasındaki büyük filozoflar mesela Cabir, Razi, İbn Sina çok ünlüdür bilirsiniz. İbn Rüşd aslında temelde simyacı idiler. Aristoteles'in hava, su, toprak ve ateşten oluşan dört element düşüncesine civa ve kükürtü de eklediler. Ve bunun sonrası 11. yüzyıla kadar bu gelişmeler söz konusu oldu. 11. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar batılı simyacılar. Kimler bunlar? Bunları da öğreteceğiz, sizlere anlatacağız ya da sizin araştırmanızı isteyeceğiz. Bizmut, arsenik, antimon, şarap ruhu yani etil alkol, hidroklorik asit, sülfürik asitle ilgili bilgileri kesinleştirdiler. Bakın, o 12. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar neredeyse 400 yılda bizmut, arsenik, antimon, etil alkol, hidroklorik asit, sülfürik asit ortaya çıkmış durumda. Hidroklorik asidin tuz ruhu olduğunu, sülfürik asidin zaç yağı olduğunu artık hepiniz lise bilgilerinizle dahi biliyorsunuz.
yavaş yavaş daha yazıya, kültüre ve kayda dayalı bilgi birikimi başladı. Ve önemli bir aktör var burada, Albertus Magnus. Kimyasal ilgi kavramını bulan birisidir Albertus Magnus. 12. ile 16. yüzyıllar arasında, o söylediğimiz 400 yıl arasında tüm kimyasal çalışmaların temel motivasyonu altını adi sıradan metallerin altına dönüştürülmesi ile başlamıştır birçok gelişme. Yani zengin olma hayali, sıradan bir metalin altına çevrilmesi ya da sonsuz yaşam, hayat iksiri. Bu iksiri bulduğumuz zaman ölümsüzlük gelecek hayaliyle yapılan bir sürü çalışmalar kimya bilim tarihinin temelini oluşturmuştur. O sırada astronomiden başka hemen hemen çok bir şey de yok. Yani fizik, biyoloji henüz daha başlamamış. Dolayısıyla kimya ile başlayan bir bilim tarihi var diyebiliriz. Astronomiyi de katmalıyız tabii. Astronomi daha da eskidir. Evet, bir de filozof taşı var. Siz bunu Harry Potter'dan bilirsiniz. Filozof taşını bulma çabaları, hayat iksirini, sonsuz yaşamı ya da bol altın sahibi olma çalışmaları aslında kimyaya çok büyük katkılar yapmıştır. Bunlar hayaldir ama onu ararken çok şey bulunmuştur. İlaç ve metalürji bilimi doğuyor. Tabii bu arayışlar neyi doğuruyor? Bilgi birikimini, bilginin katlanmasını, çoğalmasını doğuruyor ve ilaç metalürji başlayınca yeni elementlerin keşfedilmesi de sırayla gelmeye başlamıştır. 16. yüzyılda 3 tane çok önemli bilimci var. Artık simya fantastik alan kimyaya dönüşmüş ve bilim başlamak üzere. Paracelsus, Agricola ve Palissy. Bu üçü deneysel yöntemi savundular. Sizinle daha önceki derslerimizde de deneysel yöntem ya da yöntem nedir? Bilimde yöntemin önemi nedir? Hatta bir de ödev vermiştik. Yöntem çok değerli bir şey. Yöntemi bilirseniz aynı deneyi tekrar tekrar yapabilirsiniz hatasız. Sadece o bölgede, o coğrafyada değil, başka yerde de o yöntemle aynı bilgiyi, aynı ürünü, aynı kimyayı ya da aynı bilgiyi üretebilirsiniz. Deneysel yöntemi savunan Paracelsus, Agricola ve Palissy, yöntemi içeren bir şey varsa o bilgidir, bilimdir, güvenilir bilimdir şeklinde bir yaklaşım geliştirdiler. Bu çok büyük fayda sağladı ve kimyanın tıp, ilaç, metalürji ve tarımdaki ilk uygulamaları gerçekleşti. Paracelsus şöyle demiştir mesela, bu tıbbi kimyanın ya da tıbbın başlangıcının da eczacılığın, mesela Paracelsus eczacılar tarafından çok değerli bir bilim insanı olarak, başlatıcı bilim insanı olarak bilinir. Şöyle demiştir: bir maddenin tedavi edici ve zehirleyici etkileri arasındaki fark o maddenin miktarıdır, yani dozudur. Demek ki doz meselesi, çok faydalı bir şeyi bile çok fazla alırsa bir canlı bünye artık zehire dönüşür. Tuzu bile çok alırsanız böbreklerinizi kaybedersiniz mesela. Maddenin miktarı çok belirleyicidir. Bir malzemenin ya da bir elementin tedavi edici ya da zehirleyici oluşunu ancak onun dozu belirler. Tabii çok tehlikeli malzemelerin çok küçük dozları bile öldürür, bunu bilirsiniz. Bunu keşfettiler daha 16. yüzyılın başlarından itibaren. İlaç ve gıda kimyasına giden yol aslında buradan başladı. İnsanlar o dönem farkındalar mıydı? Hayır, değillerdi. Derslerde de konuşmuştuk. Köleler, esirler birçok şeye maruz kaldılar. Birçok kimyasal maddeye, birçok karışımı içmeye, bünyelerine almak zorunda kaldılar esir oldukları için. Bunların bazılarının iyileştirici etkileri hemen not edildi ve tıbbi ilaç ve şifa kimyası böyle başladı. 17. yüzyıl geldiğinde artık önemli bilim insanları bilim olmuş kimyanın içinde rollerini üstlendiler. Ve mesela Robert Boyle, bunu Boyle kanununu duymuşsunuzdur.
kimya, lise kimya seviyesinden de bilirsiniz. Hatta ortaokulda bile adı geçer. Eski yöntemleri reddeden Van Helmont, havanın içinde diğer gazların bulunma olasılığından yola çıkarak ilk bilimsel adımları attı. Robert Boyle ise gazların basıncını inceledi. Havanın yanma olayındaki rolünü açıkladı. Yani bir yerde hava varsa yanma olur diye. Hepiniz kış aylarında klasik bir soba yaktığınızda, sobanın alt tarafındaki hava girişini açtığınızda sobanın daha gürül gürül yandığını bilirsiniz. Yani oraya hava girer, hava aslında havanın içindeki oksijen yakar. Ama o zamanlar için havanın varlığının yanmayı provoke ettiği, geliştirdiğini fark eden Robert Boyle gazlar üzerinde daha yoğun çalışmalara başladı. Bakın hidrojen gazını saf olarak elde etti. Tuz çözeltilerini inceledi. Civa sülfatı kullanarak asetonu elde etti. Aseton organik bir kimyasaldır. Mesela kız öğrencilerimiz asetonla tırnak boyalarını çözerler. Daha 17. yüzyılda Robert Boyle tarafından aseton elde edilmişti. Bilim sürecini ve gelişmesini görebiliyorsunuz buradan. Nasıl adım adım ve küçük küçük gelişmelerle nasıl bilimin geliştiği, ilerlediği ortaya çıkıyor. Şeyimizi de izledikçe bunu daha iyi göreceksiniz. Ders materyalimizi. Evet, tabii çalışmalar durmadı. Jean Ray, Glauber, Künkel, Beher bilirsiniz. Cam malzeme adıdır aynı zamanda. Beher bulmuştur, adını vermiştir. Homberg ve nihayet Hofmann magnezyadan kireci ayırmayı başardı. Bunlar önemli şeylerdir. Çünkü uygarlığın gelişiminde kirecin varlığı, kirecin kullanımını, kalsiyum karbonatın bozundurulması, mermerin yani bozundurulması bunlar önemli kimya insanları tarafından geliştirildikçe ona bağlı yeni gelişmeler yürür, olur. Mesela 18. yüzyılda çalışmalar artık daha sistematik, daha bilimsel ve bilinçli bir şekilde yapılıyor. Brandt, Cronstedt, Gahn değişik dönemlerde değişik buluşlar yapıyorlar. Mesela Brandt kobaltı buluyor. Cronstedt nikeli buluyor. Kobalt biliyorsunuz pillerde kullanılır. Birçok alaşımda sert bir metaldir. Nikel, nikelaj'dan bilirsiniz. Kaplama malzemesidir. Manganez keza birçok önemli şeyde kimyasal süreçlerde kullanılır. Tabii terazi bulunuyor. Terazi bulununca tartmaya dayalı kimya işleri yapılmaya başlanıyor. Mermerin ve karbondioksidin yoğunluğu tespit ediliyor daha 18. yüzyılın başlarında. Birçok metal ve gazların varlığı da ortaya çıkmaya başlıyor. Bergman'ın karbonatların yapısını aydınlatması, Hales'in kükürtlü hidrojen yani hidrojen sülfürü, Black'in karbondioksidi bulması, bunlar hepsi önemli dönemeçler, önemli bilgiler. Karbondioksidin bir yanma ürünü olarak ortaya çıktığını daha 18. yüzyılda buluyorlar. Rutherford azotu buluyor mesela 1772'de. Priestley çok değerli bir Rutherford gibi değerli bir bilim insanı. Bugün hala onların yaptıkları ders olarak anlatılır. Azot oksitleri ve oksijeni ayırmayı başardı. Nereden ayırmıştır? Havanın içindeki azotu ve oksijeni ayırmayı başarıyor. Bugün siz bütün imkanları versek acaba hemen ayırabilir misiniz? Bunca elektrikli cihaz, laboratuvar imkana rağmen 1770, 1780, 90'larda bu iş çok daha zor. Evet, Henry Cavendish bu çok değerli bir bilim insanı. Ünlü bir deney yapıyor ve hidrojenle oksijenin ünlü reaksiyonundan su oluştuğunu keşfediyor. Yani hidrojeni yakarsanız oksijenle su oluşur bilgisini ediniyor ve ünlü bir soru soruyor.
Cavendish ünlü bir soru. Bu soru bugün size de sorulabilir. Sizce su nedir? Derslerimizde konuşmuştuk zannederim. Su aslında bir küldür. Yani oksijenle hidrojenin yanması, evrensel yakıcıyla evrensel yanıcının bir araya geldiğinde oluşan kül aslında yaşamın çok değerli bir malzemesi, maddesi sudur. Su olmadan yaşam olmaz, biyoloji olmaz. Yavaş yavaş biyolojiye geldiğimizi hissediyorsunuzdur. 1700'lü yıllarda organik kimya dediğimiz yaşamsal kimyada da bazı gelişmeler yaşanıyor. Formik asit mesela karınca asidi, oksalik asit mesela ıspanaktaki oksalik asit, sütteki laktik asit bulunuyor. Sitrik asit, limon asidi, gliserin 1779'da bulunuyor. Bunlar hepsi sırayla keşfederek, ömürler verilerek, çalışmalar yapılarak, eski çalışmalardan yeni bilgiler çıkarılarak oluyor. Bilim tarihinin ve bilim felsefesinin düşünsel desteğiyle de bilim böyle yürüyor. Kimya özelinde gördüğünüz bu gelişmeler çok değerli düşünür, buluşçu, bilim insanı zaman içinde ortaya çıkarıyor. Düşünebilenler, yeni şeyler yapanlar, yeni yaklaşımlar türetenler yeni işlerinde sahibi oluyorlar. Bu hangi coğrafyada gelişiyorsa o coğrafyada tabii zenginliğe ve standartların, teknolojinin, bilimin gelişmesine, zenginliğin, silahın, ordunun gücüne de yarayabiliyor. Bunları siz de düşünebilirsiniz. Lavoisier burada çok önemli. Modern kimyanın gerçek kurucusudur. Fransızdır. Ve Fransız devriminde de boynu giyotinle vurulan bir bilim insanıdır. Bunun öyküsünü daha sonra size anlatırım. Belki de anlatmışımdır. Terazi kullanımını kimyaya sokan Lavoisier'in o hazin öyküsünü muhtemelen siz de bir yerlerden okumuş olabilirsiniz. Lavoisier'den sonra Prost, belli oranlar yasası, Dalton katlı oranlar yasasını 1808-1794 civarında bulmuştur. Gay-Lussac hacimle ilgili hacime özgü yasaları bularak Lavoisier'i, Dalton'u ve Prost'u kuramlarını destekleyen, doğruluğunu ispatlayan işler yapmıştır. Bu çirkin görünümlü adam aslında muhteşem bir şey bulmuştur. Avogadro 1811'de eşit hacimdeki gazların aynı molekül sayısında, sayıda molekül içerdiğini, hacim eşitse taneciklerin sayısının da aynı olacağını öne sürdü ve ispatladı. Hem kuramsal hem deneysel olarak 6.02 10 üzeri 23'ü duymuşsunuzdur Avogadro sayısı. Dulong, Petit, Mr. Li, Berzelius bunlar çok değerli bilim insanları olup kimyayı güçlendiren işler yapmış, buluşlar yapmışlardır. Element listesi yani periyodik tablo dediğimiz şeyi ilk hazırlayanlar arasındadır Berzelius. Ve ondan sonra Leblanc'ın sodyum karbonatı bulması, sülfürik asit fabrikalarını üretmesi ve kimyanın bir sanayiye doğru evrilmesini sağladı. Bir geriye giderek burada eş yapılılık ve özgül ısılar konusunu da unutmamanızı öneririm. Leblanc'ın kimyanın bilimden sanayiye dönmesini sağlamasıyla biyolojik açıdan da yine bir kimyager bir biyoloji temel çalışması gerçekleştirmiş oluyor. Çünkü o zamana kadar biyolojiyle ilgili önemli bir bilim adamı şeyi yok. Altyapısı henüz daha hazır değil. Optik izomerliği savunuyor. Sterokimyayı buluyor ve Pasteur'ün en önemli şeyi biliyorsunuz aşıyı, kuduz aşısını ve pastörizasyon, sütün uzun ömürlü saklanabilmesini sağlayan önemli bir kimyacıdır. Van 't Hoff ve Lebel sterokimyayla da ilgilenip açıklamışlardır bu şeyi. Pasteur'ün de çalıştığı bazı konuları uzaysal kimya, sterokimya yani moleküllerin boşlukta nasıl hareket ettiğini ya da boşlukta nasıl durduğunu
nasıl davrandığını açıklamışlardır. Bilim alanına önemli gelişmeler yaratan ve bu gelişmelere imza atan 1839 ile 1903 yılları arasında çok değerli 3 isim daha var. Ostwald, van 't Hoff ve Gibbs. Gibbs enerji hesaplamalarını belki yine lise kimyadan hatırlarsınız. Bu isimleri ezberlemek ya da bu isimleri bilmek zorunda değilsiniz ama kimyanın gelişimini izlemeniz açısından bu dersi işlemekteyiz. Isıl kimyanın kurucusu, yani enerjiye dayalı kimyanın kurucusu Berthold, Raoult'la beraber donma, ölçüm ve tonometre ile ilgili buluşlar yapmışlardır. Biliyorsunuz donma ya da kaynama noktalarının değişikliği, içine madde katılan bir sıvının, saf sıvının farklı şeylerde noktalarda donacağı, bilinen donma noktasının değişeceği ya da kaynama noktasının değişeceğine sizler ortaokuldan beri öğrenmektesiniz, duymaktasınız. Evet, Arrhenius, Le Chatelier fiziksel kimya üzerine, yani kimya ile fiziği bir araya getiren çalışmalar yaptıkları zaman fiziğin de gelişimi aslında bir şekilde başlıyor. Dikkat ettiyseniz fizik ve biyoloji daha sonradan kervana katılmış gibi bir durum var. Kimya bilim penceresinden bakıldığında böyle bir tablo görebiliyorsunuz. Evet, kimya biliminde önemli gelişmeler ve dönüşümler yaşandı. 1811'de Curtius iotu buldu. İot biliyorsunuz tantalüyotu hepiniz kullanırsınız. İot önemli bir element. Yine Gay-Lussac 1815'te siyanojeni buldu. Siyanür ve iodojen, siyanojen bunlar özel bileşikler, yükseltgen malzemeler. Bunları buldu ama elektriğin kimyaya girişi Davy sayesinde oldu. Volta'nın 1800'de bulduğu pili analitik kimyaya uygulayarak alkali, yani bazik ve toprak alkali, yani 1A grubu ve 2A grubu metalleri birbirinden ayırmayı başardı. Davy'nin çırağı gibi olan Faraday'ın çok önemli bilim tarihinde önemli öyküleri vardır ve bilimi cidden geliştiren, İngiltere'de bilimi güçlendiren isimlerdir Faraday ve Davy. Tabii Dalton'la başlayan bir İngiliz şeyi vardır, yaklaşımı vardır. Kimya, İngiliz ada kimyacıları. Daha sonradan bu kimya egemenliği bir dönem Almanya'ya geçmiştir. Faraday 1823'te mesela gazları sıvılaştırmaya başladı. O zamana kadar gaz sıkıştırılınca nasıl sıvı olur? Siz evlerinizdeki mesela tüp gaz bittiğinde, yeni bir tüp gaz geldiğinde o tüp gazı yerine koyarken içinde sanki bir sıvı varmış gibi bir şey hissedersiniz. O aslında sıvılaşmış bir gazın varlığını gösterir. Salladığınızda 12 kilogramlık tüpü, içinde sıvı varmış gibi ama aslında basınç altında sıvılaşmış bir gazdır. Basınç azaldıkça dedantör kısmından gaza dönüşür ve gelir yanar, yemeğinizin pişmesini sağlar. Evet, Mendeleev çok ünlü bu konuda biliyorsunuz. 1869'da elementlerin sınıflandırmasını yaptı. Şu anda çok net olmasa da ilk periyodik cetveli Berzelius'un da attığı adımlarla beraber elementler tablosu ya da periyodik cetvelin ilk üyelerini ilgili yerlere koymaya başladı. Tabii karakterlerine, kimyasal özelliklerine bağlı olarak. Örneğin bir karbondioksit üretim şeyi var. Bakın karbondioksit nasıl üretiliyormuş. Burada bir kompresör var. Gördüğünüz gibi sıkıştırıyor. Bir yanma odasından çıkan gazların şurada değişik şekillerde, bu 1800'lü yıllardaki bir karbondioksit üretim düzeneği. Bakın insanlık malzemeleri geliştirmek, değiştirmek, tanımlamak, depolamak ve kimliklendirmek için ne kadar çok şeyler yapmış. Bu da hidrojen gazının üretim sürecinin bir çizimi. Yine büyük emekler, araştırmalar, denemeler, kazalarla bilim yavaş yavaş hidrojen gazını üretmeyi de
Ve bu gazı da gazometre dediğimiz Lavoisier'in ünlü gazometresi. Bakın kefeli terazi gibi. Burada ağırlık, burada da gazın dolu olduğu hücreler var. Bir trompet gibi düşünün ya da bir davul gibi. Ama onun içine belli bir miktar gaz koyup onun ağırlığını bu taraftan ölçen çok hassas yapılmış terazi sistemi. Bu şeyde şu anda Louvre Müzesi'nde zannederim. Hala saklanan Lavoisier'in gazometresinin çizimleri. Lavoisier'in dehası tabii burada da kendini gösteriyor. Bakalım sonra ne olmuş? Lavoisier'in sadece gazometresi yok. Bakın bu arkada gazometresi, başka düzenekleri de var. Bu sayede oksijeni ayırmayı ve oksijenin atom ağırlığını virgülden sonra bir basamak doğru olacak şekilde oksijenin atom ağırlığını gazometreyle de tartmıştır. Bu 1800'lerin başında bir kimya laboratuvarı. Bakın böyle çalışıyorlar. Bilgi böyle üretiliyor, böyle ortamlarda. Ve Lavoisier ünlü DuPont firmasını, Amerika'nın en ünlü kimya fabrikasıdır. Hala büyük uluslararası bir şirkettir. DuPont'un sahibi şurada gördüğünüz gibi Lavoisier'in doktora öğrencisidir. Ve kimya bilim tarihi tabii Almanlara yavaş yavaş geçmeye, kimya bilim tarihindeki gelişmeler Almanların da ortaya çıkışını, Leibgold'un laboratuvarını, organik kimyaya dair Almanların, Hollandalıların yaptıkları çalışmalar da ortaya çıkıyor. Yani Fransız, İngiliz ve Almanlar kimyayı domine ediyorlar, bilgi üretiyorlar, çalışıyorlar, laboratuvarlar kuruyorlar, problem çözüyorlar. Bakın bu gördüğünüz düzenek güneş ışığını alıp fokuslayan, iki aşamalı fokuslayan ve burada kimyasal bir reaksiyonu başlatan enerjiyi burada enerji isteyen bazı reaksiyonlar için güneşten faydalanmayı öneren bir düzenek. Bunu çalışıp bunun için çaba ve akıl harcayan, akıl kullanan uluslar doğal olarak kimyada ya da fizikte ardından geldikçe sonra biyolojide, astronomide ilerlemişlerdir. Sadece bunlar mı? İslam coğrafyasında da birçok gelişme olmuştur. Hatta bazı esin kaynakları ise İslam coğrafyasından gelmiştir ama Orta Çağ'dan çıkan Avrupa hızla bu yeni yeni buluşlarla o karanlık Orta Çağ kapanından ve cehaletinden kurtulmuşlardır. Leibgold'un kefeli hassas terazisi, bu tür teraziler ben de kullandım öğrenciliğimde. Hassastır ve özel bir kabın içindedir. Ta ahşaptan yapılmış bir şeyin içindedir. Niye? Hava hareketleri kefeli, kefe dediğimiz şurada asılı olan şeyler hassasiyetini bozmasın, bir esintide yanlış değer vermesin diye bir ahşap kutu içindedir. Camlıdır sağ solu, önü, arkası, üstü. Bunu bu tip, bu kadar eski olmasa da bu tip kefeli teraziler kullanmış biriyim. Bir kimya laboratuvarı, eski Leibgold'un kimya laboratuvarı şimdi müze olarak gezilip incelenebilir haldedir. Bunzenbeck'i, soldaki Beck, belki laboratuvarlardan hatırlarsınız, bir gaz geliyor. Diğer taraftan yakıcı oksijen geldiğinde alev çıkıyor ve bu alev doğal olarak enerji çıkarıyor. Enerjinin yanında bir de karbondioksit ve su çıkarıyor. Yanma reaksiyonlarını hatırlarsınız. Organik malzeme oksijenle yanar, karbondioksit ve su çıkar. Bunun bir GIF animasyonunu solda görüyorsunuz. Bunsen'in de kendi laboratuvarı. Bu laboratuvarda çok şeyler bulmuştur. Bu ısıtıcı ya da ne diyelim, kimyasal reaksiyonlar için enerji gerektiren reaksiyonlar için bulduğu ocak, mini laboratuvar ocağı onun adıyla anılır. Bunsen Beck'i denir. Beck dediğimiz şu gördüğünüz boru şeklinde ayaklı boru. Ama bir taraftan gaz gelir, öteki taraftan oksijen girer ve yanma olur. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar.
Bana sorularınızı şeyden istediğiniz WhatsApp grubumuzdan da olabilir. Zaten onu yoğun olarak kullanıyoruz. İsterseniz Facebook'tan, isterseniz Akdeniz Uzaktan Eğitim Sistemi'nin otomasyonundan istediğiniz soruları bunu iyice dinledikten sonra gönderebilirsiniz. Hepinize önümüzdeki derse kadar kolaylıklar, başarılar dilerim. Lütfen evden çıkmayın ve çok dikkatli olup elinizi yıkamaya, virüsle yüz yüze gelmemeye, virüse sobelenmemeye dikkat ediniz. Sevgilerimle.